Söyle çabuk. Ya görmedin diyorum sizin aptal bebeğinizi. Niye inanmıyorsunuz ya? Yastığımın altındaydı. Tamam, senden başka kimse girmiyor odamıza. Lütfen Özgen, benim için çok önemli o bebek. Bebeğin olmadan uyuyamıyor musun yoksa? Onun gibi bir şey. Bunun hesabını soracağım sana, görürsün. Pişman olacaksın. O pis bebeği balkondan aşağı attım. Rahatladın mı şimdi? Ne? Evde ne yapacağız? Eve gider gitmez bahçeye bakacağız. Umarım buluruz. Bulmak zorundayız. Hadi ben gidiyorum. İyi dersler. Görüşeceğiz. Bu kulüne nerede kaldı? Vakit giderek azalıyor. Bebek halimde bulamadık. Geldim işte Nana. İksiri de hazırladım. Hadi sen al bunu, bir an önce arkana içir. Tamam. Makbuş, şu bebeği lütfen bul. Ne diyorum ben? Neyse. Ben de buraya kadar gelmişken bir okula uğrayayım. Adamcağızın başındaki belayı halletmem gerek yani. Tamam Makbuş. Yani bunca şeyin içinde müdürü de unutmuyor ya. Helal olsun. Helal olsun. Maalesef bu belgeleri aldığınız şahıs ortada olmayınca sorumluluk doğrudan sizin üzerinize kalıyor müdür bey. Peki ama şimdi ne olacak? Bu şartlarda yeniden idareciliğe dönmeniz pek mümkün görünmüyor. Daha da kötüsü, ilçe eğitim müdürlüğü disiplin kurulu durumunuzu değerlendirecek. Bakalım onların kararı ne olacak? Maalesef bir ceza söz konusu olabilir. Böyle bir suç cezasız kalmamalı zaten. Aman Allah'ım, namusum, şerefim, haysiyetim. Merhaba. Hay aksi. Ofisteyim demişti. Nerede acaba? Hemen Hakan'ı bulmalıyım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Sultanım siz... Ama bu adam nasıl buldunuz? İşte bu adam bana o malzemeleri satan adam. Nasıl buldunuz bunu sultanım? Çevren biraz geniştir demiştim ya. Biraz araştırma yapınca izini buldum. Hadi, hadi. Hemen her şeyi anlat müfettiş beye. Sonra da doğru polise ifade vermeye gideceğiz. Sultanım, çok ama çok teşekkürler. Mesleki itibarımı sizin sayenizde yeniden kazanmış olacağım. Ne demek efendim? Şimdilik izninizle görüşürüz. Hoşçakalın. Ne oluyor canım? Bu kadın hapiye mi gide? Getirdiği adama inanalım. Çeneni kırmamı istemiyorsan sen bu işe karışma Ender Bey. Memnunuz adam. Beni ne hale getirdin? Bunca yıllık namusumu, şerefimi, haysiyetimi iki paralık ettin. Müfettiş beye her şeyi anlat çabuk. Aa, adam çay söylemiş, kendisi ortalarda yok. Bari ben içeyim de soğumasın. Ne garip bir tadı var bunun. Simge'nin diye çaylarından olmalı. Bu da ne? Nereye geldim ben böyle? Allah'ım, delirir miyim ben yoksa? Yok, bu gerçek olamaz. Gözümü yumacağım. Açtığım zaman yine ofisimde olacak, tamam. Aha! Bu da kim? Niye geçiyorum? Aç Volkan, aç. Yok. Hayır değil. Kapadım. Tamam. Ofisteyim tabii ki.
Anneciğim, beni uzaylılar kaçırmış. Kimdi bu? Kim bu adam? Ne olur Makbuş, onu bulduğunu söyle. Maalesef çitlenmeyeyim. Bütün evi aradım. Yok, yok, yok. Bugün onu bulamazsak Nana bir daha asla insan olamayacak. Ağzından yel alsın evladım, bulacağız. Obez bebeği mutlaka bulacağız. Ya sen ne garip bir kızsın. Hem gitmekten bahsediyorsun, hem de bana özel bir çay yapmak için buraya kadar geliyorsun. Ne yapayım? Bütün gece benim yüzümden uyanık kaldın. Ben de yorgunluğunu alması için sana özel bir çay hazırladım. İyi gelecek. Ama burası neresi söyler misin? Oyuncaklar dünyası. Oyuncaklar dünyası mı? Ben dünyaya gelmeden önce burada yaşıyordum. Aslında ben bir oyuncağım. Oyuncak mısın? Nana sen neler diyorsun? Bütün bunlar bir şaka değil mi? Bizi kandırmak için oynadığın eğlenceli bir oyun. Hadi ama itiraf et artık. Evet Nana hadi ama. Buna bir son ver artık. Etrafınıza bir baksanıza. Bütün bunlar gerçek. Ya baksanıza, sadece sizlere oyun oynamak için böyle bir dünya kurmam mümkün mü sizce? Abi, sen Disneyland'ı görmüş müydün? Aha. Burası olabilir mi? Yok. Nana bak, benim buraya yanlışlıkla geldiğimi söyledin, öyle değil mi? Maalesef. O halde beni geri gönder. Yani benim dünyada yapacağım daha çok şey var. Anlarsın ya sevgili meleğim. Abicim hep anca beraber kanca beraber demez miydin ya? Ama abicim... Bu sefer işler biraz başka. Siz Nana ile Mutlu Mesut burada takılın. Ama ben biraz daha yaşamak istiyorum. Üf Volkan, lütfen heyecanlanma. Düşündüğün gibi değil. Hiçbirimiz ölmedik.
Sadece oyuncaklar dünyasındayız. Merhaba nene. Merhaba arkadaşlar. Konsey üyeleri geri adım attılar. Ama yine de işin çok zor. Öyle değil mi nana? Hem de nasıl. Yine de onlarla konuşma cesaretini gösterdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Nana, teşekküre gerek yok. Hepimiz senin dileğinin gerçekleşmesini istiyoruz. Canım benim. Volkan, hatırladın mı? Bu kadın Nana'nın akrabası. Neden böyle giyinmiş sence? O da mı burada yaşıyor? Ne bileyim abiciğim. Tuhaf bir kabusun içindeyiz. İdare et işte. İkimiz de aynı rüyayı görüyor olabilir miyiz? Nanacığım. Kulina. Demek gelebildiniz. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Evet ama önce Hakan'ı ikna etmem gerekiyor. Hadi gelin. Yukarıya odama çıkalım. Misafirlerimiz de ayakta kalmasınlar, değil mi? Şimdi anladım. Nana bizi akrabasının şatosuna getirdi. Amma zengin kadın değil mi? Muhteşem bir yer. Şşt, buraya taşınsam Merve bir şey der mi acaba? Şaka yaptım abicim ya. Hadi yürü gidelim. Ay vallahi bakın kalbim böyle pır 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 atıyor. Çok kötü oldum. Yaşayacak değil mi? Amma yaptınız hanımefendi. Sadece orta şiddette bir sinir krizi o kadar. Şimdi bir sakinleştirici yaptık. Ancak en kısa zamanda bir psikiyatra görünse iyi olur. Çünkü gördüğü hayallere çok inanmış durumda. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizi de yorduk buralara kadar. Ne demek efendim, görevimiz. Geçmiş olsun tekrar. Vallahi çok sağ olun. Yine gelin. Görüşürüz. Ay hadi kulağa gelsin. Ha? Nasılsın Simge? Daha iyisin değil mi? Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Onlar bir anda kayboldu. Neden inanmıyorsun Merve? Ay Hakan'la Volkan nereye gittiler ya? Bu kızın durumu hiç iyi değil. Hemen bir doktora görünmesi şart. Sus. Nesi var bunun? Bir şey yok. Yine ciddi bir sinir krizi geçirdi. Ben bile tüm yaşadıklarıma rağmen dimdik ayakta duruyorum. Ona ne oluyorsa. Ne varmış senin yaşadıklarında? Maşallah, aslan gibi bir kocan, anlayışlı, asil bir kayınvaliden var. Korkma. Hadi sakin ol. Uyu biraz hadi. Piş. Hadi. Sıttık nerede? Ne bileyim, şantiyeye gitti herhalde. Hadi uyu bak. Geçti. Ya, tüm bunlar tam bir saçmalık. Bana inanmak zorundasın Hakan. Bütün anlattıklarımız doğru. Ben burada yaşayan bir oyuncaktım. Ve günün birinde insan olmayı diledim. Eskiden Makbuş'un bez bebeği olduğum için dünyaya onun yanına geldim. İyi ki de onun yanına gelmek istemişim. Böylece çocuklarımı seni tanıdım. Yani büyük sırrın buydu öyle mi? Hı. Peki çocuklar bunu biliyorlar mı? Hı. Peki Makbuş Sultan? Hı. Şu işe bak, bir tek ben bilmiyormuşum. Öyle olması gerekiyordu. Sırrımı 3 kişiden fazlası bilirse dileğim gerçekleşmeyecekti. O zaman dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak yaşamam gerekecekti. Ama şimdi biz de öğrendik. He? Bunun bir önemi yok. Çünkü 3 kişi kuralı bozuldu bile. Simge benim sırrımı öğrendi. Böylece artık insan olma şansım kalmadı. Ancak Yüce Konsey ona bir şans daha verdi. Tekrar bu şansı kazanabilmem için senin yardımına ihtiyacım var. Ben ne yapabilirim ki? Bak delikanlı, Nana'nın insan olma şansını yeniden yakalayabilmesi için senin zorlu bir yolculuktan geçip Mavi Orman'ın sonundaki mağaraya ulaşıp oradan Kırmızı Dağ'a gitmen gerekiyor. Bu dağa açılan kapının anahtarı mağaradaki taş hastanın gözünde. Oraya gidip dev ağacın en tepesinde yetişen kırmızı çiçeği bana getirmen gerekiyor. İyi Hakan, hiç değilse yedi başlı ejderhayla savaşmak zorunda değilsin. İyi ama neden ben? Çünkü bu çiçeği kalbinde gerçek aşkı duyan bir ölümlünün getirmesi gerekiyor. Çünkü Kulina'nın yapacağı iksir ancak öyle işe yarayacak. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Mavi Orman, Kırmızı Dağ, Taş Aslan, Dev Ağaçlar. Abicim anlasana ya. Nana ve zengin akrabası bizimle eğleniyor. Ama buraya kadar ben gidiyorum. Ah!
Hakan, lütfen. Tek şansım bu. Benim için bunu yap ve bana güven lütfen. Benim için çok değerlisin. Tabii ki seni kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaparım Nana. Hiçbir şey yapamayacaksın sarı çocuk. Buna izin vermeyeceğim. Ben de geleyim abicim. Bakarsın bir yardımım dokunur. Şimdi biraz dinlenin. Nana, sen misafirlerimize yolu göster. Ben de gidip yol haritasını çıkartayım. Sonra da hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsınız. Ama bu sefer bana deli muamelesi yapmalarına izin vermeyeceğim. Nana bir oyuncak, insan falan değil. Ben sana inanıyorum anneciğim. Artık ondan kurtulacağım. Demek onu camdan aşağı attın ha? Evet. Ama sonra bahçede aradım bulamadım. Çöp atıp ondan tamamen kurtulacaktım. Önce seni yaşardım belki. Nereye kayboldu acaba? Bilemiyorum. Belki de birisi almıştır. Güzel kızım bak sen de gözünü dört aç. O bacaksızlar bebeği bulmak için her şeyi yapacaklardır. Onları adım adım takip edeceksin. Sen hiç merak etme anneciğim. Görelim bakalım. Bu sefer nananızı kurtarabilecek misiniz bacaksızlar? Hakan'la nana neredeler? Dışarıda bir işleri varmış. Bana bak yaşlı bunak. Boşuna yalan söyleyip durma. Neler çevirdiğinizi biliyorum. Nana'nın ne tür bir mahluk olduğunu da biliyorum. Neler diyorsun kızım? Bir şey anlamadım. Yakında huzur evini boylayınca çok iyi anlayacaksın ne demek istediğimi. Siz de yakında gününüzü göreceksiniz. Nana insan olmayı beceremeyecek. Ne yaparsa yapsın onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Duydunuz mu beni? Nana aklınca bir şeyler çevirmek için Hakan'ı kaçırdı. Gözlerimle gördüm ama bu hiçbir işe yaramayacak. Sen iyi misin simgeciciş? Çok yakında anlayacaksınız. İyi miyim, değil miyim? Demek burada yemek yemiyorsunuz siz öyle mi? Yemiyoruz çünkü biz oyuncağız. Ya benim de küçükken bir trenim vardı. Acaba buralarda mıdır? Tabii olabilir. Ama arabalar, trenler filan güney bölgesindeler. Evet, istersen bir yere bakabiliriz. Tamam. Çok iyi olur. Tamam. Çok değişiksin sen ya. Şu hale bak. Nasıl da alıştı bu ya. Olanlara hala inanamıyorum. Ne garip bir yermiş. Ben de dünyaya alışmak için zorlanmıştım. Ben de bilgim. Ne oldu? Öyle mi? Yani yaşadıklarım benim için o kadar garip ki. Yani. Peki benimle ilgili düşüncelerin değişti mi? İşin tuhafı hayır. Hala benim için çok değerlisin. Ben de kırmızı başlıklı. Hayatımda sen olmazsan ben ne yaparım bilmiyorum. Ay nerede kaldı bu sıttık? Merak etmeye başladım artık. Gece oldu ayol. Ay bir daha arasana kızım şunu. Kapsama alanı dışında işte. Hakan'a da ulaşamıyorum. Ay yoksa bunların başına bir şey mi geldi? Anne pes ya. O nasıl söz öyle? Bak kalbin başladı yine öyle pır 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 diye atmaya. Aman hemen başlamasın. Bir de seninle uğraşamam. Eh Volkan. Gelince ben sana bunun hesabını sormaz mı? Aa belki de eve gitmiştir. Oo saat de kaç oldu? Hadi gel biz de eve gidelim artık hadi. Başka çare yok galiba. Hadi yürü. Ah Volkan ah. Nana! Nana! Dur! Nana! Sakin ol Nana! Nana! Ah Nana! İyi misin? Evet, şimdi iyiyim. Peki neden bu böyle oldu? Birisi bez bebeği sallayıp sarsmış olmalı. Tabii ya, çocuklar daha bulamamış demek ki. Umarım en kısa zamanda bulurlar. Yoksa bütün çabalarımız boşa gidecek. Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Neyse, biz işimize bakalım. Harita burada. Şimdi yapacağınız yolculuğu harita üzerinde gözden geçirelim. Nana,
münasebetsiz adam. Kim bilir ne mikroplar saçmıştır ortalığa. Anneciğim, çok şükür. Gördüğün gibi bu kara iftiradan kurtuldum sonunda. İkimiz de yerimize kavuştuk. Beni emretmiştiniz müdür bey. Evet Ender bey. Nadir efendim, nadir. Her neyse. Gelirken koridorda gördüğüm o vahim manzara ne öyle? Hangi manzara efendim? Ortalık pislikten geçilmiyor Ender bey. Çalışanlarımızdan biri raporlu. Diğeri de emekli oldu. Bir kişi kaldı. O da her yere yetişemiyor. Bu iş sizin sorumluluğunuza değil mi? Okulun temizliğini ve disiplinini size emanet etmedim mi ben? Ettiniz de elemanım yok, ne yapayım? Elime süpürgeyi alıp ben mi yapayım yani? Neden olmasın Ender bey? Gerekirse elbette siz yapacaksınız. Burada çocuklarımızın sağlığı meczubahis. Neler diyorsunuz siz? Bir eğitimci olarak çocukların önünde böyle şeyler yapmam doğru mu? Gerekirse hep birlikte yapacağız Ender bey. Ben bir eğitimci ve koskoca bir müdür olarak sizin saçma sapan projelerinize katıldım mı? Evet, madem yeterli elemanınız yok, madem bu iş sizin sorumluluğunuzda, gereğini yapacaksınız efendim. Lütfen, lütfen şimdi beni daha fazla meşgul etmeyin. Gördüğünüz gibi odamı oturulabilir bir hale getirmeye çalışıyorum. Dur bakalım Ender bey. Bana yaptıklarının acısını fitil fitil burnundan geçireceğim. Siz yola çıktığınızda bu kum saati çalışmaya başlayacak. Bu özel bir kum saati. Buradaki zamanı gösteriyor. Periler Konseyi'nin verdiği süre bu kumların tamamının akmasıyla sona erecek. Kendi işinize baksanıza. O öğretmenim, ekşi mi yapıyorsunuz? Bana bak Emre, kendine gel. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Sana bunun hesabını kötü sorarım ama. Hadi şimdi işine. Yok, her yeri aradım. Bütün okulda saklayacağı her yere baktım. Yok, buldum. Belki de dolabındadır. İyi de gözünü bizim üzerimize bir an olsun ayırmıyor. Bunun için bütün harçlığımı harcamam gerekecek. Ama aklıma bir şey geldi. Nereye? Kantine birazdan geliyorum. Kantin mi? Çok dikkatli olun. Korfo, kurşun asker, mavi ormana kadar onlara eşlik eder misiniz? Hayır. Ya Kulina, ben Mavi Orman'dan çok korkuyorum ama gitmeyeyim ne olur. Gorfo. Ne zaman kahramanlık gerektiren bir iş olsa hemen akla ben geliyorum zaten. Hadi iyi yolculuklar. Kalbimiz sizinle. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Nana sana emanet. Tamam, hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Umarım her şey yolunda gider. Hadi sevgili oyuncaklarım, hadi. Bakalım bu yolculuk düşündüğünüz kadar kolay olacak mı? Sarı kafa, peşindeyim ona göre. Seni var ya seni, seni var ya seni. Kesmemi ne yapar ne eder bulur. Nasıl ne yapacak acaba? Ne konuşuyorsunuz bakalım? Sana ne? Hem her şeye neden maydanoz oluyorsun? Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. O aptal bebeği bulamayacaksınız. Emre çok haklı. Bu kız tam bir gıcık. Ama geldi. Öyle geldi işte. Aa çocuklar, ben bunları Özge için aldım. Hayret. Şaka gibi beni kandırıyorsun öyle değil mi? Yok, gerçekten senin için aldım. Bana bu rüşveti vererek bebeği vermemi istemeyeceksin herhalde.
Hamburgerleri istiyor musun yoksa biz yiyelim mi? Ver şunu. Madem benim için aldın, seve seve yerim tabii. Çok tehlikeli. Şimdi birisi görürse başımız belaya girecek. Niye bu kadar taktınız kafaya bu bebeği? Çünkü o bebeği çok seviyorum. Uf ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey. O kimin dolabı? Şey, bir arkadaşımızın dolabı da. Bir şeyimiz kayboldu. Acaba burada mıdır diye bakıyorduk. Evet. Benden izinsiz dolabımı nasıl karıştırırsın? Ders notlarımı mı çalacaktın yoksa? Ben derste dalga geçersen tabii not tutamazsın. Sonra da benimkileri çalmaya yeltenirsin. Emre. Öğretmenim. Böyle bir şeyi asla bağışlayamam. Şuraya geçip tek ayak üzerinde duracaksın. Neden? Ceza olarak. Ne saçma bir ceza. Efendim, bir şey mi dedin? Yok. Ders aralarında dışarı çıkmak ne yok sana? Gidip gelip denetleyeceğim ona göre. Bütün aşkım da hamburgerlere gitti. Emre Tepe'ye güzelini durmasana artık. Dışarı çıkamazsan Bek bebeği nasıl bulacağız? Allah mahvolduk of ya! Yok, yine aradığım kişiye ulaşılamıyor. Delireceğim şimdi ya, nerede bu adam? Acaba başına bir şey mi geldi? Koca şirkette benden başka kimse yok. Ya nereye kayboldu bunlar ya? Ay... Ay kalbim yine böyle pır 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 başladı yine. Ay kızım, yok mu bir haber? Kimse yok hala ortada. Ama ben korkmaya başladım. Hakan da ortalarda yok. Ay bunların başına kesin bir şey geldi. Ha acaba hastaneleri ya da polisi mi arasak? Ya ne bileyim ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Ay. Şu işe bak. Bir çizgi karakterle aynı maceranın içindeyim. Ne olmuş? Beğenemedin mi? Yok canım. Onu demek istemedim. Ben böyle şeylere pek alışık değilim de. Aslında böyle tehlikeli bir şey senden istememem gerekirdi biliyorum. İnan başka çarem yoktu. Elbette sana yardım edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Hadi hadi çabuk çabuk. Ay. Nana. Benim kafama takılan bunca zamandır beni kandırmış olman. Ne yapabilirim? İnsan olabilmek için buna mecburdum. Seni tanıdıktan sonra kim olduğunu kafama takmazdım biliyor musun? Ne yani? Her gece tam 12'de bez bebeğe dönüşen birini ister miydin? Aa, aklıma geldi. Sizin buralarda askerlik zorunlu mu? Nasıl yani? Yani askerlik kaç ay sürüyor? Ben kendimi bildim bileli hep kurşun askerim. Bir de 15 ay yapıyoruz diye söyleniyoruz. Hep de asker kalacağım. Unuttun mu? Bizler oynayacağız. Doğru ya. Bu arada askerlik eyvah demişken bizim askerde bir takım komutanımız vardı. Kurşun. Acayip sert bir adamdı valla. Eğitimde yani hepimizin canını çıkarırdı. Adam böyle sert böyle buraları kıllı. Hazır ol dediği zaman böyle. O ne ya? Nereden çıktı bu da? Ya Volkan nereye kayboldu?
Askerlik anılarını anlatıyordu. Biz de kaçtık. Askerlik anılarını mı? İmdat! Oradayım, yardım edin imdat! Ay ay! İmdat diyor, gidelim. İmdat, kurtarın beni! İmdat! İmdat! Dur! Ay, ne olmuş? Zehirli yeşil ağaç onu yakalamış. Hadi yardım edelim ona. Kurtarın beni. Ne olur kurtarın. Sırtım. Kahretsin, bu ağaç beni nasıl da soluksuz bıraktı. İyi misin Volkan? Ne bileyim abi. Yani çok korktum ya. Bu ağaç beni yiyordu ya. Volkan. Sen yemyeşil olmuşsun oğlum. Ne? Yemyeşil mi? Bu ağaç çok tehlikeli, biliyor musunuz? Mavi ormandaki kuşları ve hayvanları yediğini duymuştum. Demek insanlar da ilgisini çekiyormuş. Ayrıca bir tür zehir salgılıyormuş. Bu yeşil renk de ondan olmalı. E peki şimdi ne yapacağız? Onu hemen kuline yetiştirmeliyiz. O tedavi eder. Götürelim o zaman. Olmaz. Onu götürürsek kırmızı çiçeğe zamanında ulaşamayız. Tamam, aklıma bir şey geldi. Siz yolunuza devam edin. Ya biz? Korko, sen de Bilgin'e haber ver, gelsin. Kuline'ye götürelim. Demek bu heyecanlı yolculuktan mahrum kalacağız. Hadi söyleme de git çabuk. Yok, daha neler. Yalnız başıma mı? Aa, tartışmayın artık. Hadi Korko lütfen. Tamam tamam, gidiyoruz. Siz de çok dikkatli olun. Suyuna bu çifte kumruları nasıl karşılayacak? İşte şimdi yandık. Zaten bebeği bulamıyoruz. Bir de bu ceza meselesi çıktı başımıza. Kaybolmuş işte. Bazen oyuncaklar kaybolur. Boş ver, unut gitsin. Hayır Gamze. Ne olursa olsun o bebeği bulmalıyız. Hem de hemen. Şey, Yağmur o bebeği çok seviyor da olmadan uyuyamıyor. Çocuk işte, anlarsın ya artık. Ne yapacaksın, çocuklar böyle. Şimdiki planımız ne? Of, bilmiyorum, siz teneffüse çıkın. Ben bir şeyler düşüneceğim. Ben de seninle kalıyorum. Gamze gel o zaman, biz de kantine inelim. Peki. Zamanımız giderek azalıyor. Ne yapacağız? Tabii ya, bunu daha önce neden düşünemedik? Kuline'yi çağıralım. O bize yardım etsin. Kapat. Tamam. Kuline! Kuline! Çağırıyor. Ne oldu acaba? Kulina! Kulina! Hadi! Kulina! Kulina! Geldim. Geldim. Ne oldu çocuklar? Ne oldu Emre? Bez bebeği bir türlü bulamıyoruz. Özge onu bir yere fırlatıp attı. Belki de sakladı. Her yeri aradık ama yok. Yeni müdür yardımcısı Nadir öğretmen de Emre'ye ceza verdi. Teneffüsleri çıkamıyor. Kulina, zamanımız azaldı ve onu bir an önce bulmalıyız, öyle değil mi? Bir dakika, ben müdürle bir konuşayım da hiç olmazsa ceza meselesini halledelim. Tamam mı çocuklar? Bebeği arayabilmemiz için cezamı kesin kaldırtmalısın Kulina. Tamam, halledeceğim. Hadi, hadi merak etme. Yaşasın! Aman efendim, kimleri görüyorum? Hoş geldiniz. İzin verirseniz yapılacak bir işim var. Müsaadenizle. O adamda ne buluyor anlamıyorum. Ah, aman sultanım. Sizi görmek ne büyük bir mutluluk. Ah müdürcüm. Pek vaktim olmadığı için hemen konuya gireceğim. Hı hı. Sizden bir ricam olacak. Emredin sultanım. Müdür yardımcısı Nadir Bey Emre'ye ceza vermiş. Acaba diyorum, hatırım için bu cezayı ertelemeniz mümkün mü? Ah sultanım, tabiri caizse sizin sayenizde yeniden koltuğuma kavuştum. Diyeceğim o ki, canımı isteyin seve seve vereyim. Ah.
Ama bu konu biraz farklı. Disiplin meselesi. Bir öğretmenin verdiği cezayı ben kaldırırsam bu işin sonunu alamayız. Yani beni kırıyorsunuz, öyle mi? Maalesef sultanım. Sultanımmış. Peki müdür bey. Ama sultanım. Hani. Ay kusura bakmayın. Biraz önce sizi geçiştirdiğimi düşündüm. Birbirinden çok üzüldüm. Aman efendim, ne demek? Aman Allah'ım. Neler oluyor böyle? Nadir beyciğim, sizden küçük bir ricam olabilir mi acaba? Rica ne demek efendim? Emredin. Duyduğuma göre Emre'ye ceza vermişsiniz. Ve çocuğun kalbi çok kırılmış. Ha, evet. Bir arkadaşının dolabını kurcalayalım. Bu yaptığı gerçekten çok yanlış bir şey. Onunla bizzat konuşacağım. Ama kendisi bir yanlış anlaşılma olduğunu söylüyor. Diyorum ki cezasını bugünlük ertelesek olmaz mı? Ne demek efendim? Siz bir şey istersiniz de ben yapmaz mıyım? Hay hay. Ay çok çok teşekkür ederim, sağ olun. Sanırım uygun bir fırsatta baş başa kalacağımız bir görüşme önerime hayır demezsiniz. Ay bilmem ki. Bu buluşmayı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Münasebetsiz adam. Yapış yapış elimi öpmüyor mu? Ay sinir oluyorum. Hanımefendi, beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Teessüf ederim. Emre'ye verilen cezayı kaldırmak için o münasebetsiz adamla nasıl bu derece yakınlaşabilirsiniz? Müdür bey, şu anda bunu sizinle konuşacak vaktim yok. Gitmeliyim. Kulina! Emre, cezanı ertelemeyi başardım. Tamam. Yalnız şimdi benim hemen gitmem gerekiyor. Ne yapıp edip o bebeği mutlaka bulun. Bu çok ama çok önemli. Merak etme Kulina, elimizden geleni yapacağız. Tamam, ben gittim. Görüşürüz. Çocuklar! Kulina Hanım! Gördüğümü siz de gördünüz mü? Ne öğretmenim? Yani Kulina Hanım burada değil miydi? Yoo, çoktan gitti. Ama şimdi sanki gözümün önünde gibiydi. Siz hayal gördünüz herhalde. Kes! O kadarlık istemez çocuk. Allah Allah. Çok mu yoruldum acaba? Az kalsın Kulina'ya konuyordum. Hadi gidelim artık, bir şeyler yapmalıyız. Evet. Şey sinirlerimi çok bozuyor. Ne söylenip duruyorsun çenebaz? Şu kum saatindeki kumlar ne kadar hızlı akıyor baksana. Umarım zamanında bu işi başarırlar. Yavaş canım yavaş. Sarsmayın. Sarsmayın. Ne oldu buna böyle? Yemyeşil olmuş. Mavi ormandaki zehirli ağaç onu hapsetti. Zor kurtardık. Bir bu eksikti başımıza yani. Benim aklıma gidip Özge'yi dövmekten başka bir şey gelmiyor. Emre! Tamam canım, herhalde dövecek halim yok. Of, kayıp bir şey nasıl bulunur? Tabii ki arayarak. İnsanlara sorarak. Buldum. Yağmur, bebeğinin fotoğrafı var mı? Evet, çantamda kucağımda çekilmiş bir fotoğrafı var. Ne yapacaksın? Fotokopiyle çoğaltıp her yere asalım. Süper. Belki bebeği gören, bulan birileri olur. Harika bir fikir Gamze. Hemen getiriyorum. Koş. Gıcık nasıl da sırıtıyor. Sulina! Sevgili Sulina! Neredesin? Bak ben geldim. Sulina! Sevgili Sulina! Ben geldim, bak Joker geldi. Ne istiyorsun yine? Ha? Yine mi sen? Tırstım ya. Niye bağırıyorsun? Ben buraya sana güzel haberler vermek için geldim. Böyle mi karşılanıyorum yani? Tamam, uzatma. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Az sonra iki misafirin olacak. Ya, kimler? Nana'yı hatırlarsın. Şu Kulina'nın insan olmak isteyen manevi kızı. Öbürü de dünyadan bir ölümle. Bu ne cesaret?
öyle ellerini kollarını sallayarak buradan geçeceklerini zannediyorlar ha? Ben de söyledim, uyardım ama beni dinlemediler. Sulina da kimmiş? Biz ne Sulinalar gördük dediler. Bak sen şu densizlere. Ama asıl önemlisi Kulina onlara bir görev verdi. Kırmızı Dağ'daki ağacın tepesinde yetişen çiçeği Kulina'ya götürmek için yola çıktılar. Ne yapacakmış o çiçeği? Bir iksir hazırlayıp senden daha güçlü olmayı planlıyor. Sonra da Mavi Orman'ı ele geçirecekmiş. Ya demek öyle. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Anladın mı? Ben anladım. Onlar anlamadı.